Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Evet, bu bölümde Runelite'ı tanıyacağız. Runelite size nasıl bir katkı sağlayabilir, fayda sağlayabilir? Onları söyleyeceğim arkadaşlar. Gerçekten çok yararlı. Zaten bunu en baştaki videoda da söylemiştim. Bugün neden Runelite'da oynadığınızı anlayacaksınız. Umarım herkes Runelite'da oynamaya başlamıştır. Hatta bu videodan sonra muhtemelen mobilden oynayanlar varsa kesinlikle bilgisayardan Runelite'dan oynamaya başlayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi sağ tarafta bir ekran görüyorsunuz. Bu Runelite'ın settings ekranı arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Şurada zaten şöyle yine tıklayayım. Bakın şöyle şu şekilde. Buraya tıkladığınız zaman oyununuz bu şekilde gülür. Bu şekilde de büyür. Bunu genellikle arkadaşlar böyle açıp oynayacaksınız zaten. Böyle bu şekilde kalacak. Burada farklı bakacağınız şeyler de var ama şimdi bu ekrandan bahsedeceğim. Arkadaşlar Runelite sizin oyununuzu dizayn ediyor. Yani oyununuzda, sizin oynadığınız oyunda size kolaylıklar sağlıyor. Plugin gibi düşünebilirsiniz. Yani ekstra ekstra size pluglar indirtiyor arkadaşlar. Ve bu pluglar size oyunda çok güzel gerçekten avantajlar sağlıyor. Şimdi bu avantajlardan bahsedeceğim. Yalnız en önemlisi de Quest Helper arkadaşlar. Şimdi biz zaten bu videoda quest yapacağız. Oyunun görevleri de var. Şu şekilde göstermek istiyorum. Request diye yazar arkadaşlar zaten. Oyunda totalde arkadaşlar 153 tane quest mevcut. Biz şu an gördüğünüz gibi 0 tanesini yapmışız. Çünkü zaten yeni çar biliyorsunuz. Yeni hesap. Mesela benim ana hesabımda 120-130 tane quest yapılı arkadaşlar. 33 tane yapmadığım quest var. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar questleri. Böyle bu şekilde gösterdim. Şimdi arkadaşlar buraya geliyoruz. Runelite'dan ara kısmına quest yazıyoruz. Ve çıkmadığını görüyorsunuz. İlk önce bunu indireceğiz arkadaşlar. Plugin Hub var şu en aşağısında. Zaten şu an fareyle görüyorsunuzdur. Ona tıklıyoruz. Buraya quest yazıyoruz arkadaşlar. Quest Helper yazabilirsiniz. Evet, Quest Helper en başta. Questleriniz için size yardımcı olan bir plug diyor zaten. Install yapıyorsunuz arkadaşlar. Ekranda bir şey belirecek. Runelite ekranı belirecek burada. Yüklendiğini anlayacaksınız zaten. Ki burada remove yazdığı zaman da yüklendiğini anlamış olacaksınız arkadaşlar. Bunun içinde arkadaşlar bütün questlerin yapılış tarzı mevcut. Yani size inanılmaz bir fayda sağlayacak questleri yaparken. Yani bilmeyen bir insan için zaten çok 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 faydalı olacak arkadaşlar. Evet. Şu an installladı galiba. Şurada dikkatli bakın arkadaşlar. Şuradaki simgelerde şu simge çıkacak. Simge buraya eklenecek arkadaşlar. Buraya da iyice bakabilirsiniz. Bende normalde bu arada yüklüydü. Ben sırf size göstermek için arkadaşlar sildim. Bakın. Şurada şu an. Evet. Remove geldi ve burada bir simge çıkacak demiştim. Hala çıkmadı. Neden çıkmadı? Çünkü açmadık arkadaşlar. Evet, şimdi geri çıkıyoruz. Şimdi buradan Quest Helper'ın tikini açacağız arkadaşlar. Aktif edeceğiz. Aktif ettiğimizde burada çıkacak. Quest yazıyoruz. Bakın bu sefer Quest Helper burada çıktı, gördünüz mü? Ama tik açık değil. Hop basıyoruz. Ve burada Quest Helper tikimiz çıktı arkadaşlar. Şimdi buraya kadar anladığınızı düşünüyorum. Zaten anlamayanlar da videoyu geri sarıp yapabilirler. Şöyle bir Quest Helper'a tıklıyoruz. Buradaki şu ekran çıkıyor arkadaşlar şu an. Ya buradaki questler burada çıkıyor arkadaşlar. Hepsi şu an burada. Bunları filtrelebiliyorsunuz ama biz hepsini göster yaptık. Çünkü zaten buraya yazacağız abi yapmak istediğimiz quest de burada direkt çıkacak. Evet arkadaşlar, şimdi hatta beraber bir oyunun en basit diyebileceğim görevlerinden birini yapalım. Vampir Slayer görevi arkadaşlar. İlk önce şunu söyleyeyim size. Her quest kendi içinde oyunda bize bir hediye veriyor arkadaşlar. Bu skill points olabilir. Bir item olabilir. Para olabilir. Bunları veriyor ve her quest'in belirli bir şeyi var. Ve arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Her quest kendi içinde başka bir quest'i istiyor olabilir. O quest'i yapmadan önce bir gereksinim olarak bir sürü bir gereksinim oluyor. Şimdi bu quest'ler basit quest'ler diye bunlarda gereksinim yok arkadaşlar fazla. Hatta hiç yok ama bazı questler sizden 100 tane şey istiyor olabilir arkadaşlar. Ve o istedikleri şeylerin içinde de başka diğer questler olabilir arkadaşlar. Yani bu yüzden oyun zaten zor bir oyun. Bu questler gerçekten ve çok önemli. Bunları yaparken de bize Runelite Quest Helper inanılmaz bir fayda sağlayacak arkadaşlar. İşte bu yüzden zaten bu sadece bir tek neden. Runelite'i indirmenizin
tek bir nedeni ama çok büyük bir neden tabii ki. Şimdi arkadaşlar bir de eğer ki aranızda Grand Exchange'e giderken, şuraya giderken, buraya giderken ya da sen bir bankaya gideceksin. Biliyorsun bankalar her yerde aynı. Bir yerde farmlıyorsun, canavar kesiyorsun. Bir bankaya gideceksin, sonra o kendi yerini kaybetmek istemiyorsun. Kaybetmek istemiyorsun. Buradan arkadaşlar yine bakın şöyle sıfırlayayım anlaşılır olsun. Yine settings ayarına geliyoruz. Buraya mark yazıyoruz arkadaşlar. Ground markers. Bakın ben kapatayım. Bu sizde muhtemelen direkt zaten var. Bunu yüklemenize gerek yok şu PlugInUp'tan. Ground markers yazacak arkadaşlar. Tamam mı? Buraya böyle ground yazın. Ground markers. Bunu işaretleyin arkadaşlar. Klavyemizden shift'e basılı tutuyoruz. Önümüze mark tile yapıyoruz ve arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunu kare yaptı. Yolumu kareledi. Ben buradan böyle kareliye kareliye G'ye gideceğim şimdi arkadaşlar. Objeleri de marklayabiliyorsunuz ama dediğim gibi yani objeleri marklamaya gerek yok. Yolunuzu böyle marklarsanız hiç, arkadaşlar bu marklar hiçbir zaman silinmez. Siz bunu nasıl silebilirsiniz? Yine shift'e basılı tutuyorsunuz. Fare üstüne getiriyorsunuz. Unmark tile diyorsunuz. Bu şekilde. Mark tile yapıyorsunuz. Arkadaşlar bu arada markınıza isim bile verebilirsiniz. Yani şöyle diyebilirsiniz. Mesela ben C'ye gideceğim. C'ye yolu. Gördüğünüz gibi C'ye yolu. Tabi bu renkleri de arkadaşlar ground markers'ın içine girip mesela ben diyorsunuz ben bu rengi sevmedim. Ben bu rengi seviyorum diye bunu yapmıştım arkadaşlar. Geliyorsunuz abi. Mavi yapabilirsiniz. Mavi yapıp gördüğünüz gibi arkadaşlar mavi oluyor. Yani ben bu rengi sevmiyorum. Ben biraz böyle sarın bu renklerinde. Evet, ben bu rengi seviyorum çünkü gözüme almıyor arkadaşlar. İyi oluyor benim için. Ben bu şekilde kullanıyorum. Yine bunu da kendi içinizin. Mesela bu başka hiçbir RuneScape uygulamasında yok arkadaşlar. Oyunun şeyinde yok. Bunu kesinlikle RuneRite'dan yapabiliyorsunuz. Şimdi ben böyle işte G'yi böyle işaretliyorum. Ya bunun amacını da anlattım size arkadaşlar. Bir yerde farm yapıyorsunuzdur. Kendinizi ya yolunuzu unutmamak için o bankayla kestiğiniz farmın arasına bunları koyabilirsiniz arkadaşlar. Bu size ilk etapta çok yararlı olacaktır diyerekten şimdi ben Quest Helper'a geçmek istiyorum. Quest Helper'ı indirdik biliyorsunuz ve Vampir Slayer görevini yapacağız arkadaşlar. Vampir Slayer görevi için herhangi bir gereksinim gözükmüyor. Zaten onu da yine Quest Helper gösterecek. Buraya Quest Helper'a tıklıyoruz arkadaşlar ve buraya Vampir. Vam yazdığınızda zaten direkt Vampir Slayer çıkıyor. Tıkladığımız an map'i görüyorsunuz değil mi? Map'te mavi bok nereye gitmemiz gerektiğini söylüyor. Neler ihtiyacımız içinde bakın. İtem ihtiyaçları diyor. Bir tane hammer lazımmış. Çekiç lazımmış. Bir tane bunu söylemeyeyim arkadaşlar. Ya da iki coins lazımmış ki bunu alabilmemiz için bir tane arkadaşlar. Ve diyor ki fight giysisi yani bir giysin ve food'un biraz diyor. Çünkü bir tane yaratık öldüreceksin diyor. Ve sana diyor ki şuralara gideceksin. Biliyorsunuz Varrock'u ben size göstermiştim. Varrock burası arkadaşlar. Teleportlayacaksın Varrock'a diyor. Draenor diye bir mekan da var. Yine Varrock gibi düşünün. Bunlar bir şehir arkadaşlar. Şehir düşünün. Varrock bir şehir. Draenor bir şehir. Bu şekilde. Varrock ve Draenor arası gidilen bir questmiş bu. Oralara gidip oradaki şeyleri yapacakmışız. Konuşma metinlerini yapacakmışız. Şöyle map, world map arkadaşlar. Şurada dünya map'in küçük mini map'in hemen altında. World map var. Oraya tıklıyoruz. Bakın Quest Helper. Focus on Quest Helper diyor. Şu mavi tik gözükür. Ya buralarda olursa zaten direkt anlarsınız nerede olduğunu. Görürsünüz. Arkadaşlar. Bu kuş bakışı bir harita bu arada. Olduğunuz map'in. Ben şu sarı olan yerdeyim. Mavi yere basıyoruz ve görevi nereden almamız gerektiğini gösteriyor. Bakın Draenor Village. Bir şehir. Draenor şehrinden bu görevi almam gerekiyor. Oldukça da yakın arkadaşlar. Tabi ilerleyen zamanlarda buralara zaten teleport atacaksınız. Yani direktman ışınlanacaksınız arkadaşlar. Şu an böyle şey düşünmeyin. Ya biz her yere koşuyoruz arkadaş bu ne ya diye düşünmeyin yani. Bu biraz sıkıcı bir düşünce olur. Bakın şuradan düşünüyorum ben. Lumbridge bizim ilk doğduğumuz yerdi biliyorsunuz değil mi? Ben diyorum ki 30 dakikada bir zaten Lumbridge'e TP atma şeyim var. Ben diyorum ki arkadaşlar ben buraya TP atayım. Şurası bizim ilk doğduğumuz yer arkadaşlar. Şu fareye tuttuğum yer. Ben buraya TP atayım abi. Arka taraftan şöyle şurası daha yakın geliyor bana. Ya böyle de biraz yakın ama burada bir nehir geçmem gerekecek. Köprüyü kullanmam gerekecek. O köprüye gitmek istemiyorum. Ben diyorum ki Lumbridge'e
TP'mi atayım arkadaşlar şöyle. 30 dakikada bir kullanıyorum biliyorum bunu biliyorsunuz. Şekilde TP'mizi atalım. Tabii benim hesap biraz böyle gelişmedi arkadaşlar ama bakalım Draenor görevini yapabilecek miyim ya? Yapabilir miyim diye düşünüyorum da acaba başka görev mi seçsek? Çünkü bu kesmeli bir görev arkadaşlar. Bu görevi değiştirebiliriz ya evet. Bu görevi değiştirelim çünkü bu bir yaratık var arkadaşlar. Vampir var. Ya hani biraz kassam keserim. Şu atak 15 olsa, STR 15 olsa falan, ikisi 15 15 olsa keserim arkadaşlar da şu an kesemem diye düşünüyorum. Biz en iyisi böyle sadece metinli görev yapalım. Bu arada arkadaşlar bakın item şey görev bana 3 quest point veriyormuş. Tabi her questleri yaptıktan sonra da bir puan geliyor arkadaşlar. Quest point geliyor. 289'a kadar gelebiliyormuş bu pointler, puanlar. Bu quest pointler de neden önemli? Çünkü bazı görevlerde atıyorum 100 quest point istiyor gereksinim olarak. Anlatabildim mi? Ya bunlar çok önemli. Görevi yaptıkça zaten o otomatik eklenecek ve her görevin kendi zorluğuna göre arkadaşlar değişik bir quest pointi mevcut. O zaman biz böyle sadece konuşmalı bir quest yapalım arkadaşlar. Romeo ve Juliet görevini yapmak istiyorum. Siz Romeo ve Juliet'in hikayesini biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer bilmiyorsanız oyun size Romeo ve Juliet'in hikayesini anlatıyor ve burada herhalde herhangi bir şey yoktu diye biliyorum. Ve ben bunları çok eskiden yaptığım görevler olduğu için arkadaşlar. Evet 5 quest point veriyor. Bakalım şöyle. Evet, enemies to defeat. Öldürebileceğim bir düşman kahraman var mı diyor burada. Düşman var mı diyor. Yok diyor arkadaşlar. Ya bu ne demek oluyor? Biz bu görev içinde hiçbir kişiyi öldürmeyeceğiz. Hiçbir fight'a girmeyeceğiz demek oluyor. Ve bu bizim için çok güzel bir quest haline geliyor arkadaşlar. Ödül olarak bize ne veriyormuş abi? Reward item. Reward 5 quest point. Sadece quest point veriyor. Arkadaşlar bu arada şu an quest point'i neden kastığımızı size söylemek istiyorum. Ben geçen videoda bunu unutmuşum çünkü ben bayağıdır oynamıyorum yani böyle sıfır bir çağrıda. Ben bu görevleri ta kaç yılında yaptım arkadaşlar. Yani beni anlayabiliyorsunuzdur herhalde diye düşünüyorum. Arkadaşlar 10 quest point olmadan GA'de Grand Exangue'de item alım satımı yapılmıyormuş. Bunu da bana bir takipçim Instagram'dan yazdı ulaştı ya da YouTube yorumlarındaydı sanırım. Oynuyorlar çünkü başladılar onlar da. Öyle yazınca ben dedim aa hatırladım ya bir denedim falan deneyim falan dedim. Gerçekten item satılmıyor arkadaşlar. İtem alınabiliyor ama satılmıyor. O yüzden haklılar. Hani item dediğim de böyle sword'lar şunlar bunlar hani ana itemler satılmıyor. Çok haklılar. Yani bizim burada quest point'i 10 yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için de şu an bize 5'ini zaten Romeo ve Juliet görevi vermiş olacak. Hadi o zaman Quest Helper'ın yardımıyla map'imize bakıyoruz. İlk önce Quest'i nereden alıyoruz? Warrock'tan alıyoruz arkadaşlar. Hemen Warrock'a şöyle hızlı bir şekilde ışınlanalım. Hadi ben videoların buralarını keseyim. Oraya ışınlanmış olalım. Evet arkadaşlar hokus pokus yaptık. Işınlandık. Görevimizi biliyorsunuz Romeo ve Juliet görevi arkadaşlar. Diyor ki Talk to Romeo in Warrock meydanında diyor. Warrock meydanına geldik zaten biliyorsunuz. Romeo da burada çileli aşık. Kendisiyle konuşuyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın sürekli boşluğa basabilirsiniz benim gibi ama isterseniz okuyabilirsiniz. Ben okumamayı tercih ediyorum. Bakın Quest Helper sayesinde şu an seçeceğimiz seçenek gözüküyor arkadaşlar. Quest Helper bize yardımcı oluyor. Turkuaz renginde olan seçenek seçeceğimiz doğru seçenek oluyor. Yes diyoruz. Bakın Start the Romeo Juliet Quest. Başlamak istiyor musun? Tabii ki de yes. Başlamak istiyorum. Teşekkür ederim diyorum ve okey arkadaşlar. Şimdi size Runelite'ın bir özelliğini daha göstermek istiyorum. Yine bir ana bir özellik arkadaşlar. Biliyorsunuz biz GM meydanına gidiyorduk. Grand Exangue. Hatta gidelim hemen burası biliyorsunuz. Artık gözünüz aşina olmuştur arkadaşlar. Varrock'ta olduğunu söylemiştim Grand Exangue'nin. Şurası biliyorsunuz. Önceki videodan zaten görmüşsünüzdür. Evet arkadaşlar. Runelite size nasıl bir şey sağlıyor şimdi? Şurada C'nin bakın buradaki el işaretinin aynısı Runelite'da var arkadaşlar. Bu direkt zaten çıkacak. Bunu açmanıza gerek yok. Grand Exchange. Offers Search. Offers sizin önceden Grand Exchange'den mesela bir iteminiz vardır. Bekliyordur. Almayı, satın almayı bekliyorsunuzdur ya da satmayı bekliyorsunuzdur. Burada sell ya da buy şeklinde yazar arkadaşlar ve C'ye bakmaya gitmeden gerek kalmadan burada anlarsınız hangi iteminiz satılmış, hangi iteminiz gelmiş. Ona göre C'ye gelir alırsınız o iteminizi arkadaşlar. Bu kolaylığı size sağlıyor ya da buradan direkt Grand Exchange'e gitmeden
bir Grand Exange itemi aratabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben mesela az önce Kadava Berries'i arattım. Neden arattım? Çünkü arkadaşlar bu görev benden bir adet Kadava Berries istiyor. Ve ben de şu an CA'ya gelip Kadava Berries'i almaya geliyorum. 74 coins'e geliyormuş arkadaşlar. Zaten bir tane ihtiyacımız var. 310'da coins'imiz var. Hemen bir adet Kadava Berries alalım biz. Exchange diyorum. Burada arkadaşlar mesela ben Berries yazmıştım. Aynıları çıkar. Anlatabiliyor muyum? Yani burada yazdığınız. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Bakın burada Quest Helper'ın istediği itemler seçeneği var arkadaşlar. Ya öyle bir yardımcı oluyor ki. Hani siz buraya gidip de Kadava Berries bile yazmanıza gerek yok, anladınız mı? Buraya geliyorsunuz, tıklıyorsunuz. Hop, Kadava Berries'i önünüze çıkarıyor. Çünkü Quest Helper, bak, Romeo Juliet gerekli itemleri diye önünüze çıkarıyor. Ya bu kadar kolay olamaz arkadaşlar. Ve eskiden böyle bir şey yoktu. Biz bu görevlerin hepsini tek tek kendi elimizle, kendi emeğimizle yaptık. Şu anda siz çok şanslısınız arkadaşlar. Ha, ben neden size questlerin hepsini göstereceğim, yapılışını anlatacağım. Çünkü bazı görevler Quest Helper tamam bir ön ayak oluyor ama bazı görevler yetenek istiyor arkadaşlar. Ve ben size onun mekaniğini, yeteneğini göstereceğim. Ha, bazıları da Quest Helper'la yapar, yine takılabilir. Bu da normal bir şey. Ben yine size detaylı bir şekilde takıldığınız yerleri, nerede takılabilirsiniz, nasıl olabilir. Ben zaten direkt quest'i yapacağım sizler için, rahat olun. O yüzden sıkıntı yok. Şöyle Kadava Berries'e tıklıyoruz arkadaşlar. Biraz fiyatını arttırıyorum ve bir tane Kadava Berries alıyorum. Aldım. Şimdi bakın şunu da unutmayın. Buraya bir daha buy yaptığınızda bu hep Romeo Juliet Request itemde durur. Şuna basmanız gerekiyor. Normale dönüştü arkadaşlar şu an C'niz. Eğer bunu böyle yaparsanız buraya hani bir şey olmaz yani. Buraya hiçbir şey yapamazsınız. Şöyle yapmanız lazım arkadaşlar ki arama yapabiliriz. Bakın arama yapabiliyoruz mesela. Rune yazayım. Bakın arama yapabiliyoruz normal. Umarım bunu anlamışsınızdır. Yani aradığınız itemin Grand Exange'de olup olmadığını buradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Runelite'in Grand Exange. Bakın zaten üstüne tıkladığımda Grand Exange diyor. Buradan direkt anlayabilirsiniz. Evet. Şimdi bir tane de Kadava Berries'imi aldık. Zaten ben ilk görevlere başlamadan önce arkadaşlar item gereksinime bakarım. İlk önce çantama gerekli itemleri koyarım. Ondan sonra görevime başlarım. Yani benim şeyim budur yani arkadaşlar. Görev yapışım bu yani. Benim metodum bu. Şimdi bakın nereye işaretliyor, gördünüz mü? Quest için. Burayı işaretlemiş. Hemen şöyle kafanız karışıyorsa eğer arkadaşlar pusulaya basın. Pusulaya bastığınız an burası burayla sabitleniyor. Yani böyle düz şekli alıyor. Yani ben böyle gidince bu da böyle gidecek arkadaşlar. Ben atıyorum yana gidince, sağ tarafa gidince bakın bu da böyle sağa gidecek. Şimdi izleyin. Bakın bu da sağa gidecek. Şuraya gelecek şey. Gördünüz mü? Pusulaya basmanız lazım ama. Pusulaya basmazsanız yanlış gidersiniz. Şimdi geri geliyorum. Şuraya doğru arkadaşlar. Hiç map'i kapatmanıza da gerek yok. İsterseniz kapatabilirsiniz. Yani böyle bu şekilde de çok rahat gidebilirsiniz. Onu demeye çalışıyorum. Ben kapatacağım. Zaten burası belli oldu. Şu ekranımı çevirmek istiyorum. Bakın Quest Helper nasıl işaretlemiş. Normalinde yok bunlar arkadaşlar. Ya yani böyle bir ayrıcalık, böyle bir kolaylık imkanı yok. Yani yok yani. Böyle kapıyı açıyoruz. Galiba burası Juliet'in mekanı. Juliet kayboluyor arkadaşlar. Biliyor, bilmeyenler var mı bilmiyorum da. Juliet kayboluyor. Lan köpek kovalıyor ya. Git. Korkuttum. Köpeği kaçırdım. Allah'ım ya. Sokmadı bizi içeri. Heh, kapat kapıyı, girmesin. Oyun çok gerçekçi demiştim size. Oyun aşırı gerçekçi arkadaşlar. Twitch'e bir gelin, OSRS'e yazın. Kitleyi görün. Hani oyunda bazı insanlar dalga geçiyor. Abi İngilizler, Amerikanlar. Yani Almanlar hepsi oynuyor ya. Bak bu arkadaş da Romeo Juliet görevini yapıyor. Juliet'in bir kız kardeşi olaya. Aa Juliet. Aa burada Juliet'miş, pardon. İlk önce Juliet'i görüyoruz. Juliet selamlar. Ben bu konuşmaları fazla okumuyorum. Aa Juliet bize bir mesaj verdi arkadaşlar. Bu mesajı Romeo'ya, aşkına götürmemizi istiyorum muhtemelen. Pembe de yatağı varmış. Pembe sandalyeleri varmış Juliet'in. Neyse o detaylara takılmayacağım. Şimdi hemen quest helper'ımızı açıyoruz. Muhtemelen, evet, yine Marrock Veydan'ında Romeo'nun yanına gidiyoruz arkadaşlar. Kavuşamayan iki aşık Romeo ve Juliet arkadaşlar. Yani ya hikayesinden bahsedeyim mi, sürprizi kaçırır mıyım bilmiyorum. Arkadaşlar neden bunlar bu kadar yakın biliyor musunuz? Hikayeyi bilenler zaten şeydir. Baloda bir olay gelişiyor. O olay sonrasında da
Juliet'le Romeo bir daha görüşememek adına şey oluyorlar. Romeo da Juliet'in evinin yakınlarına bir yere geliyor arkadaşlar. Bakın evinin evi hemen şurada biliyorsunuz. Romeo buraya gelmiş. Yani oyun da bunu gerçekçi kılmak için Romeo'yu Juliet'in yanına şey yapmış. Yani Juliet'i de başka birine vermeye çalışıyorlar bu esnada. Romeo da işte aşkını şey yapmaya çalışıyor falan böyle. Neyse biraz karışık hikayeler arkadaşlar. Boş verin. Oturdum hikaye anlatıyorum ya. Evet. Juliet'in mektubunu getiriyorum. Romeo'ya veriyorum arkadaşlar. Al bakalım Romeo. Romeo bir türlü alamadın mektubu yalnız. Evet, kabul etti Romeo mektubu. Ok, thanks. Şimdi bakın başka bir yere götürüyor bizi arkadaşlar Questhelper. Nereye götürüyorsun bakayım? Rahip'in oraya. Tamam, rahiplerle ilgili bir şey vardı. Bu rahip, yani hikayede de öyledir. Bir rahip vardı abi. Ben de tam unuttum arkadaşlar. Yani bir kere küçükken şey yapmıştık zaten. Neyse koşuyu açayım. Koşayım şöyle. Çok karışık hikayeler ya. Ama kavuşamadıklarını biliyorum ben. Evet. Rahiple konuşuyoruz. Liseye girdik. Rahip uyuyor mu? Evet, Rahip biraz uyudu arkadaşlar. Ha, millet uyuyor burada, anladım. Tamam, şimdi nereye gidiyoruz? Hemen bakıyoruz. Şimdi de başka bir yere gidiyoruz ama burayı anlamadım, burası neresi diye. Bilmiyorum. Bakalım gidelim arkadaşlar şöyle. Mavi oka doğru minimap'ten. Ya her quest'in hikayesi var arkadaşlar. Gerçekten çok güzel ya. Emek vermek isteyenler için birebir bir oyun. Evet, kime geldik? Apot Hackery. Bu kim abi? Bu da dedesi falan mı acaba? Romeo ve Juliet hakkında konuşmak istiyorum diyorum şu an. Kadava beryesi. Evet, kadava beryesimizi biz buna verdik arkadaşlar. Bakın verdik, bize bir pot. Kadava potion yaptı. Sevgi potu mu bu acaba? Herhalde Juliet'in yanına gidiyoruz şimdi. Evet, Juliet'in yanına gideceğiz arkadaşlar. Juliet'in evine gidiyoruz. Bakalım Juliet'e bunu vereceğiz sanırım. Görevde nasıl ilerlediğimizde de yine Quest Helper'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bakın plan yapmışız. Şimdi Juliet'e vermeye gidiyorum. Sonra görevi bitirmek için de Romeo ile konuşmam gerekiyormuş. İşte bu kadar kolay. Ya şu köpeği alın, biri başımdan alsın. Kork. Git bakayım. Bu kadar gerçek yapmasaydınız beyler ya oyunu. Ay, bu Juliet'in şeyi de çok güzel yalnız. Al bakalım. Juliet. Evet, Juliet potu işte, bakalım bir hikaye gösterecek mi bize? Şu yanındaki bunun kuzeni miydi? Ben mi öyle hatırlıyorum bilmiyorum. Juliet içti arkadaşlar ve uykuya mı dalıyordu? O Juliet öldü diyor. Hayır. Ha, ölme numarası yapıyoruz. Tamam, anladım. Evlenmemek için o babasını şey yaptı, evlendirmemek için ölme numarası yaptı Juliet. Evet, hatırladım şu an. Umarım doğru hatırlamışımdır Lichero, inşallah. Evet, şimdi görev bitirmeye gidiyoruz arkadaşlar. Herhalde ne bileyim öyle bir şey yaptık yani, babası vermesin diye başkasına kızı, böyle bir plan yaptık diye hatırlıyorum. Neyse biz görevimizi bitirmeye bakarız abi. Yani bizi gerisi bağlamaz. Çocuk da bitiriyor zaten, şu an yapıyor belli ki. Belki bitirmiş o. Ya da kadava berries almaya gidiyor bak G. Almamış tabi. Ben her zaman görev itemimi alırım abi ilk önce. Hadi Romeo, muhteşem aşık. Girdik görevine. Bakalım ne yapacak? Nasıl bir sinematik sahne bizi bekliyor? Evet, kesin burada öpecek ve Juliet'i uyandıracak. Juliet burada değil mi? Evet. Juliet burada arkadaşlar. Bakın ölme numarası yaptık. Juliet'i bayılttık mı biz yoksa gerçekten ya? Bilmiyorum ama. Evet, Romeo geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi.
Hey Juliet. Juliet. Ah sevgilim. Senin öldüğünü görmek çok kötü. Aa, bu kuzeni yer değiştiriyor ya. Yo, arkadaymış, pardon. Sen tilkisin diyor. Aa. Juliet nerede mi diyor? Kim mi diyor? Anlamadım şu an. Aa, bitti quest arkadaşlar. Bilmiyorum, değişik bir hikaye var. Ya ben tam çözemedim. Küçükken biliyordum ama bize anlatılan da mı yalanmış artık bilmiyorum. Neyse. Biz 5 quest point'imizi aldık ve gördüğünüz gibi yeşil oldu. Romeo Juliet görevimizi yaptık arkadaşlar. Bir tane quest'i bitirmiş olduk. 153 taneden bir tanesini bitirmiş olduk. 5 de quest point'imiz olmuş oldu arkadaşlar. İşte bu şekilde 10 quest point yapıp Grand Exangue'de satışı açabiliyoruz. Haberiniz olsun. Bunu yapmanız lazım. Yani buradaki basit, hani başka ne olabilir diye düşünüyorum. Cook asistan, pişirme asistanı. Evet, bu da yapılabilir hemen. Dur bakalım. Cook assistance. Ne gerekiyormuş? Yumurta, un ve süt. Savaşmalı bir şey değil zaten. Yani aynen non. Savaşmalı değil arkadaşlar. Herhangi bir item de gerekmiyormuş. Hepsi muhtemelen quest'in içinden mi? Evet, Lumbridge'de bulabiliyorsun diyor bunu. Yine bunu da, ha, bunu alabiliyorsun diyor. Genel store'dan diyor. Tedarik edebiliyorsun diyor. You can get a bucket from Lumbridge. Genel. Bu da yine genel store. Şu ikisi alınacak genel store. Oradaki pazardan alınacakmış arkadaşlar. Bu da zaten bulunabiliyormuş Lumbridge'in kuzeyinde diyor. Farm'da diyor. Tarlada bulunabiliyormuş. Tarlada yumurta ne alaka, ve değirmendir o. Aa, orada tavuklar vardı galiba oradan. Aa, evet tamam, hatırladım. Tavuklar var şeyde. Hemen goblinlerin orada arkadaşlar. Sol tarafta tavuklar var. Kümes var bir tane. Görmüşsünüzdür belki. Dikkat edenler görmüştür. İşte bunu da yaptığım zaman arkadaşlar, ama bu bir quest point veriyor. 300 de pişirme XP veriyor arkadaşlar. Tabi başka skill'lerin levelini de verebilir. Bakın, cooking XP 300 verecek. Yani neredeyse 6-7 level yapmış olacak. Anladınız mı? İşte bunları da bu şekilde yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Başka şu anlık hani adım adım gidiyoruz. Şimdi bu videoda da bayağı bir şey öğrendiniz. Hatta en can alıcı video olduğunu düşünüyorum bunun. Çünkü Quest Helper'la tanıştınız. Hatta marklamakla, kendi yerinizi kaybetmemekle falan tanıştınız, biliyorsunuz. Şöyle marklıyoruz. Yani böyle mark yapabiliyorsunuz. Şimdi buraya, videoya beğeni atın falan yazamayacağım arkadaşlar. Siz beğenirsiniz inşallah videoyu. Yorumlarınızı bekliyorum gerçekten. Oynayanlara çok yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Instagram'dan olsun, YouTube yorumlardan olsun, lütfen yazın. Oynadığınızda takıldığınız yerleri bana yazın. Yani ya da benim kendi orijinal hesabımı ekleyin diyeceğim, ama ben orijinal hesabımı herkese açık tutmuyorum. Hani burayı show al yapsam herkes beni görebilecek arkadaşlar. Orijinal hesabımda, ve bazı şeyler var, açıklayamıyorum. Şimdi ben bir etkinlik yapıyorum. Orayı toksitlemeye gelebilir insanlar. Eğer ol yaparsam burayı. O yüzden friends yapmak zorunda kalıyorum. Friends yapınca da sen beni ekleyince bile ben seni görmemiş oluyorum. Öyle de bir anlamı olmuyor. Yoksa ben size buradan kendi ismimi vereceğim, normal şeyimi. Zaten kim şu şöyle şu şekilde. Yani böyle, ama şimdi bakın gözükmez. Eski nickim de Tuvaraz YT'ymiş arkadaşlar. Benim oyundaki nickim bu. Ama şu an mesela ben burada online gözükmem açsam bile. Çünkü ben bunu eklemedim. Bu çarı eklemedim. Tuvaraz Boost'u ben eklemedim. O yüzden gözükmez. O yüzden size de hani vermemin bir anlamı olmaz arkadaşlar. Bu videoyu da bu şekilde o zaman bitirmiş olalım. Kendinize cici bakın. Size quest yapmayı, nasıl basit quest yapılır onları gösterdim. Tabii ki bu questleri ilerleyen zamanlarda zor olanlarını beraber yapacağım. Yapılışını size göstereceğim. Birebir anlatacağım. Hiç zorluk çekmeyeceksiniz diyerekten hoşça kalın. Bay bay.